Evet efendim, Bakış programına hoş geldiniz. Bakış Sağlık Özel Yayını'na, daha doğrusu Sağlık İçin Hareket Et Özel Yayını'na hoş geldiniz. Bugün de ilginç bir programımız olacak. Mesela kendi adıma söyleyeyim, şahsen ben Türkiye'de de böyle bir yapılanma olduğunu bilmediğim bir yapılanmayla sizi tanıştıracağım. Hem aynı anda sizle birlikte ben de o yapılanmanın detaylarını öğrenmiş olacağım. Dünya Sağlık Örgütü'nden bahsediyorum. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Program Yöneticisi konuğumuz. Belki birçoğunuz ilk kez tanışacaksınız benim gibi. Türkiye'deki bu yapılanmalarını da biz bilmiyorduk. Konuşacağız hepsini, yayın sırasında konuşacağız. Bugün efendim pandemiyi konuşacağız ama artık öyle her gün söylediğimiz, her gün duyduklarımızı konuşmayacağız. Biraz farklı boyutunu konuşacağız. Diğer sağlık sorunları, gelecekte bizleri bekleyen sağlık sorunlarını konuşacağız. Aslında pandemi üzerinde bir konuşulan uzun zamandır bir söylem var. Belki bir tez mi dersiniz? İklim değişikliği ile pandeminin aslında birbiriyle ilişkili olduğu, alakalı olduğu söyleniyor. Biraz bunu konuşacağız. Var mı yok mu alakası? Geri kalan pandemiyle ilgili tüm detayları her gün zaten takip ediyorsunuz. Biz bir başka boyutunu inceleyelim dedik. Evet, iki değerli konuğumuz var. Birini tanıttım. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Program Yöneticisi Toker Ergüder bizlerle birlikte. Toker Bey merhaba. Merhabalar, ben de çok teşekkür ediyorum. Rica İyi ederim. Yayınlar diliyorum size. Rica ederim. Diğer konuğumuz Aksa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken bizlerle birlikte. Şimdi tabii işin bir iklim değişikliği bir boyutu, pandemi bir boyutu deyince bütün bu iki boyutun ortasında da aslında sigorta şirketleri var. Yavuz da bu işin biraz her iki bacağıyla birlikte süremiz el verdiğince bizle paylaşacak. Yavuz hoş geldin. Merhaba Noyan. Yavuz sen Dünya Sağlık Örgütü Türkiye programını Türkiye'de olduğunu biliyor muydun? Evet, biliyoruz, takip ediyoruz. Yayınlarını okuyoruz, takip ediyoruz gerçekten. Hem dünyada hem Türkiye'deki bütün yayınları bir de Türkçeleştirerek yayınlamaya başladılar. O anlamda da çok kıymetli bilgi ve veri setleri var açıkçası. Şimdi aslında sayın sevgili izleyiciler, sevgili dostlar, Yavuz'a biliyor musunuz derken bu biraz tabii latife oldu. Zaten Yavuz dedi ki ya sen biliyor musun Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'deki temsilcisini ve Türkiye'de olduğunu? Vallahi Yavuz çok bilmiyorum dedi. Bu da benim kabahatim hadi. O zaman ben sana söyleyeyim de birlikte bir yayın ayarla bize dedi. İşte bu yayın aslında o vesileyle oldu. Çok güzel. İki değerli konuğuma da çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar yayına geçmeden önce arkadaşlar korona hayatı nasıl etkiledi diye biraz da klasiğine de bakalım deyip bir sokağa çıktılar. Vatandaşlarla görüştüler. Hadi birlikte bir izleyelim. Sonra da sohbetimize başlayalım konuklarımızla. Ya pandemi hayatını nasıl etkiledi? Şöyle bir yılı düşün. Neler değişti hayatında? Neler değişti? Ya ben öğrenciyim şu anda. Bir kere eğitimime evden devam ediyorum dolayısıyla. O biraz kötü oluyor çünkü çok izole oluyorsunuz yani. Pandemiden önce çok düzenli hareket edebiliyordum. Şu an bir de böyle hantallaştığımı ve böyle insan oturdukça da oturası gelir ya. Şu an mesela hani eskiden yaptığımın üçte birini yaptığımda böyle aşırı yorulmuş falan hissediyorum kendimi. Mahvetti hayatımızı. Yani bir yere gidelim oturalım diyorsun. Kalabalık yani. Gidemiyorsun. İşte Allah'tan televizyon diye bir şey var. O olmasa yanmışız, öldük yani. Beni tek bu pandemide en çok üzen bir kere kızıma bile sarılamıyordum henüz. Oğlumu bir seneyi geçti görmüyorum ve iki küçük torunumu. Onları özlüyorum, onlara sarılmak istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim, 12. sınıfım ben, bu sene 12. sınıfım. Hani abisi ablaları olacağımız senedeyiz aslında. Hani hiç abilik ablalık yapamadığımız bir sene oldu. Hani okula gitmiyoruz, evden hep ders çalışıyoruz. Hani dışarıya çıkamıyoruz, futbol maçı yapamıyoruz, bayağı hani bir şeyler yapamıyoruz. Bayağı hani spor olarak da hamladığım bir sene oldu benim için aslında. Ne gibi önlemler alıyorsunuz? Vallahi evden çıkmamaya çalışıyoruz. Başka yaptığımız bir şey yok. Markete gitmiyorum. Apartman görevlisi var, onu aldırıyorum. Ya biraz da psikoloji bizi de etkiliyor değil mi artık? Vallahi hastanede yatmaktan daha iyidir evde yatmak. Evet efendim, sokak yansımaları böyle. Bunlar her gün zaten izlediğimiz ama biraz daha farklı boyutunu arkadaşlar yapmışlar. O yüzden güzel oldu. Evet, Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden, yine Noyan Doğan'ın Instagram adresi üzerinden ve bakış@habertürk.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Soru ve yorumlarınızla da katkıda bulunabilirsiniz. Hatta Sağlık İçin Hareket Et başlığı altındaki özel sağlık programımızda
program önerisinde de bulunabilirsiniz. Yavuz, izin verirsen Toker Bey'le başlamak istiyorum. Çok Toker Bey, affınıza sığınarak bir soru soracağım sizlere. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ve bir sene boyunca ne yaptınız siz? Aslında çok teşekkür ederim. Bu önemli bir soru. Belki bizim de birazcık eksiğimiz, yani belki birazcık yaptığımız işlerin yanında Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi'nin neler yaptığını belki daha çok anlatmamız gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü 7 Nisan 1948'de kuruluyor ve İkinci Dünya Savaşı şartlarında özellikle uluslararası sağlığı yönetmek ve bir takım kurallar koymak için kurulmuş bir örgüt. Ve Türkiye'de Dünya Sağlık Örgütü'nün ilk anlaşmasını imzalayan ülkelerden bir tanesi. Daha sonra 1954 yılında Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'de yapılanmaya giriyor ve yaklaşık işte Türkiye'de de 50 yıldan fazla bir süredir Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi çalışıyor. Ve en sonunda 1999 yılından sonra temsilcilik haline geliyor ve daha sonra da Türkiye'de özellikle Sağlık Bakanlığı ile beraber pek çok projeler yürütüyor. Ama tabii özellikle bizim de faaliyetlerimiz 2007 yılından sonra daha da arttı Türkiye'de. Özellikle bu Türkiye'nin yürüttüğü duman sava sahası tütün kontrolü projesiyle beraber biraz daha görünür hale geldik ve zaten Dünya Sağlık Örgütü Birleşmiş Milletler'e bağlı örgütler içerisinde daha çok normatif bir örgüttür ve ülkelerle beraber çalışır ve genellikle de ülkeler için bir takım rehberler hazırlar, bir takım ortak faaliyetler yürütür. Ama şu anda bizde tabii son bir yıldır faaliyetlerimiz daha çok bizim de COVID-19'a odaklanmış durumda ama. Ya bu sürece, yani bu pandemi sürecine siz Türkiye'deki Dünya Sağlık Örgütü'nün bir program yöneticisi olarak ya da Türkiye temsilcisi olarak nasıl dahil oldunuz, neler yaptınız? Bir iki cümle onları rica edeyim sizden. Öyle tabii biz pandemi öncesinde de özellikle benim çalıştığım alan tütün kontrolü, bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi, sağlıklı yaşam, fizik aktivite, sağlıklı beslenme. Mesela en son bu trans yağların eliminasyonuyla ilgili çalıştık. Tuz kullanımının azaltılmasıyla ilgili çalıştık. Yine hipertansiyonun kontrolüyle ilgili pek çok proje yürüttük. Ama asıl bir de bizim önemli bir görevimiz, bu 2013'teki Suriye krizinden sonra özellikle Gaziantep'te ikinci bir ofis kurduk. Özellikle Gaziantep'teki Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı bir sağ ofisi var. O ofis şu anda Kuzey Suriye'deki sağlıkla ilgili pek çok çalışmayı yürütüyorlar. Aynı zamanda da yine bizim ofisimiz Türkiye içinde yaşayan Suriyeli mültecilere, göçmenlere yönelik pek çok çalışmayı yapıyoruz. Toker Bey anladığım kadarıyla şunu diyor bana, ya şu pandemiyi sorma bana, başka şeyler konuşalım diyor. Pandemiye de geliyorum. Tabii bu COVID-19'dan sonra biz de özellikle tabii salgınlar her zaman önemlidir ve salgınlar acil müdahale isterler. Biz de bütün çalışmalarımızı COVID-19'a yönelttik ve Sağlık Bakanlığı'yla çok yakın işbirliği içerisinde çalışmaya başladık. Yine bizim Dünya Sağlık Örgütü bünyemizde erken uyarı ve salgınlarla çalışan başka bir grup arkadaşımız var ve onlar günlük olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün ürettiği tüm materyalleri Türkçe'ye çevirdiler. Bunları Sağlık Bakanlığı ile paylaştılar ve elimizdeki bütün, özellikle Dünya Sağlık Örgütü Genel Merkezi Cenevre ve Avrupa Bölge Ofisi Danimarka'da ki bütün dokümanları Türkiye'ye çevirdik ve Türkiye'deki iyi uygulamaları diğer dünya ülkeleriyle paylaştık. Ama sonuçta bizim de arkadaşlarımız, biz de hemen hemen günlük olarak Sağlık Bakanlığı'yla beraber bir COVID-19'a yönelik çalışmalar yaptık. Tabii bir de bizim dediğin gibi bu Suriyeli mültecilere yönelik yaptığımız çalışmalar kapsamında özellikle Türkiye'de yaşayan Suriyeli doktorlara, sağlık çalışanlara yönelik koruyucu ekipmanların alınması, onların bir takım eğitimleri gibi müdahalelerde bulunduk. Ama dediğin gibi tabii Dünya Sağlık Örgütü'nün ülke ofisleri daha çok sağlık bakanlıklarıyla işbirliği içinde çalışır. Çalışmak ve mümkün olduğunda ve bu konuda da daha çok teknik destek ve gerektiğinde de finansal desteği sağlarlar. Peki. Şimdi bir Yavuz'a dönelim. Yavuz, çok kısaca bir soru sorayım. Sen onu peşi sıra eklersin. Bu dönemde, yani pandemi döneminde sigortacılar olarak
Neler gözlemlediniz ve neler yaptınız? Çok kısa bir özet istesem senden. Ne anlatırsın bana? Hemen sağlık, konumuz sağlık. Sağlık sigortaları özelinde cevaplamaya çalışayım. Öncelikle Türkiye'deki sigortacılar sağlık sigortaları kapsamında pandemi istisna, yani pandemi sonucu oluşan teşhis ve tedavi masrafları ödenmez iken Türk sigortacıları bir karar aldık ve hepimiz, bütün sektör, pandemiyi teminat altına alan bir deklarasyon yayınladık. 2020 senesinin toplamında da bunun toplam maliyeti sigortacılara 350-400 milyon liralık bir tedavi ve teşhis masrafı olarak oluştu diyebiliriz. Bu sektörümüzün aldığı çok önemli bir açıkçası karar idi. Daha sonrasında sağlık sigortalılarının ihtiyaçları değişti. Bu anlamda da özellikle teletıp dediğimiz metotlar artık hayatımıza girdi. Bunlar ilerleyen programlarda eminim çalışıyor arkadaşlar, biliyorum kurguda. Bunları da değerlendireceğiz ama en önemli başlık bu oldu. Özellikle uzaktan görüntülü tedavi, teşhis, muayene veya yazılı tespitler, ikinci görüşler, evde bakım gibi hizmetler gelişti sigortacılığın ekosisteminde özel sağlık kuruluşlarıyla beraber. Dolayısıyla bizim için sağlık sigortacılığının maalesef demek gerekiyor biraz COVID tetikli, COVID'in birazcık da öne çıkardığı ihtiyaçla büyüdüğü bir dönem. Yani ben büyüme ve maalesef yan yana çok güzel durmuyor ama aslında istediğimiz bugünler gelmeden bu büyümelerin olmuş olmasıydı. Yani ülkemizdeki sigortalanma oranının yukarı çıkmasını istiyoruz hep. Yaklaşık %4-5 seviyesinde özel sağlık veya tamamlayıcı sağlığın toplamındaki sigortalanma oranı. Dolayısıyla bizim açımızdan, sektör açısından farkındalığın çok yüksek olduğu bir yıl yaşadık. Sağlık sigortacılığı özellikle tamamlayıcı sağlıkta 2 milyon seviyelerine geldi. 1 milyondan 2 milyona çıktı. Yani sigorta satın alma oranı olarak baktığımızda 15 aydaki dönüşümdür bu diyebilirim. Tabii bizim için, yani bugün sizlerle beraber de olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Farkındalığı tutundurmak gibi de bir görev çıktı. Yani pandemi neden oluyor? Sebep nedir? Geleceğimizi ne bekliyor? Sağlık neden bu kadar önemli? Bunları hatırladığımız bir yıl oldu ve biz tabii çok ilham aldık Dünya Sağlık Örgütü'nün bütün dokümanlarından. İşte fiziksel aktivite stratejileri, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ve iklim değişiminin nasıl yorumlanmasına gerektiğine dair açıklamaları. Bunlar bizi tabii çok etkiledi. Biz de kurum olarak, ki geçen seneden başlayarak beraber de dünya için hareket et diye bir sloganla neden hareket etmemiz gerektiğini anlatmaya başladık. Biliyorsunuz hareketsiz bir toplum olduğumuzu gördük hep beraber. Ama dünyadan da çok çok farklı değiliz. Yani bütün dünya hareketsiz. Ve ben özellikle Kasım Aralık'ta Dünya Sağlık Örgütü'nün 2030 hedeflerini açıkladığında, özellikle bu fiziksel aktivite ve sedenter yaşam rehberinde hareketsizlik oranını %15 azaltmak üzere bir ülkelerle el sıkışmış durumda Dünya Sağlık Örgütü. Bu anlamda da ülkemizde de Sağlık Bakanlığı'nın da teşvikiyle birçok aktivitenin başladığını görüyoruz. Bunlar da bizi mutlu ediyor. Yani bizim sözün özü şu: biz gerçeklerle yüzleştiğimiz bir yılın sonunda sigortacı olarak hem sigortalılarımıza pandemiyle ilişkili bütün hizmetleri vermeye başladık. Diğer yandan da şunu gördük ki sürdürülebilir olmak için farkındalığı hep yukarıda tutmamız lazım. Evet. Ama altını çizeceğim, buradan da bir soru soracağım. Kime, bana mı, Toker Bey'e mi? Toker Bey'e soracağım. Peki. Çünkü biz pandemi gelecek riskleri adına hepimiz bunu inceledik. İklim değişikliğiyle beraber pandemi, jeopolitik istikrarsızlık, bunlar hep aynı kümede, ilk beşlide duruyorlar. Evet. Bütün yapılan araştırmalarda. Ama bir şey ıskalıyoruz. O yüzden de Toker Bey'in görüşleri benim için çok önemli. Ben, yani bu böyle matematik yapmak yanlış olur ama çarpıcı oluyor anlamak adına. Yaklaşık dünyada 18-20 milyon dünya vatandaşının kalp rahatsızlığı veya işte kalp damar yetmezliğinden öldüğünü duyuyoruz dünyada. Şimdi 18-20 milyon deyince kafada tahayyül etmek kolay değil ama bunu matematik bir formüle oturttuğunuzda her 7 dakikada 200-220 civarında yolcusuyla bir uçağın düştüğüne tekabül eder. Yani İlginç rakam çok büyük. Yani İlginç bir benzetme. Yaşanan şey çok büyük. Peki soruyu alayım Toker Bey'e. Bu anlamda
Soru şu, Toker Bey, biz okuyoruz, nasıl hareket edersek mesela 18 milyon ölüm yüzde kaç düşürebiliriz hareket edersek? Bunlar hep Dünya Sağlık Örgütü çalışıyor. Onun tavsiyelerine çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben, hareketlilik anlamında. Peki. Pandemiye odaklanırsak belli. Ya pandemiden ama, çıkalım diğer sağlık sorunlarını mı konuşalım diyorsun? Yani pandemide çünkü onu soralım o zaman Toker Bey. Ya hareket, aslında hareket edeceğiz mi hocam? Evet, hareket edecek miyiz? Peki. Yavuz Bey, ben de çok teşekkür ediyorum. Aslında ben de bu vesile öğrenmiş oldum. Yani özellikle Türk özel sigorta veyahut da devlet sigorta sisteminin özellikle bu COVID-19'la meydana gelen hastalıkları ve hastane yatışlarını karşıladıklarını bilmiyordum. Ama ben şunu da biliyorum. Dünyanın pek çok ülkesinde özellikle sigorta sistemleri COVID-19'u mücbir sebep ilan edip, yani pandemi olduğundan dolayı bununla ilgili hasarları yahut da hastalıkları karşılamadığını biliyordum, ama Türkiye'de tabii bunun olmaması da çok sevindirici. Aslında tabii sigorta sistemleri çok önemli. Yani sonuçta biz Dünya Sağlık Örgütü olarak evrensel sağlığın kapsayıcılığı diye bir tanımdan bahsederiz ve dünyadaki sağlık sistemlerinin bir ulaşılabilir olması, ikincisi hakkaniyetli olması, üçüncüsü maliyet etkili olması, dördüncüsü de kaliteli olmasını isteriz ve hakkaniyet derken de sağlığa insanların ihtiyacı olduğunda sağlık hizmetlerine bunların bir finansal sıkıntıya girmeden de ya cepten yaptıkları ödemeler yahut da sigorta sistemleri devlet sigortaları tarafından kapsama alıp ödenmesi tabii çok önemli. Peki. Ve insanlar bir takım sağlıkla ilgili tercihler yaparken işte bunları kendi yiyeceklerinden, hane halkı ihtiyaçlarından kısmadan sağlıklarına yatırım yapmaları tabii çok önemli. O yüzden de ben tekrar size de çok teşekkür ediyorum. Yani özellikle bu COVID-19'da tabii şu anda dünyadaki görülen tüm ölümlerin %70'i bulaşıcı olmayan hastalıklardan, kronik hastalıklardan meydana geliyor ve bunların da işte kalp damar hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, diyabet ve kanserden meydana gelen ölümler ve ruhsal hastalıklar var. Bunların 5 tane de risk faktörü var. Tütün kullanımı, alkol kullanımı, sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve hava kirliliği. Ama tabii az önce Yavuz Bey'in de söylediği gibi özellikle fizik aktivite, tütün kullanımının azaltılması, alkol kullanımının azaltılması, sağlıklı beslenme bu kronik hastalıkların oluşmasını öncelikle önlüyor. Ve şu anda da Dünya Sağlık Örgütü küresel olarak 2030 yılına kadar bu 70 yaşından önceki önlenebilir ölümleri %30 azaltmak gibi bir hedef koydu. Bununla ilgili de çalışmalara başladı. Buradaki Toker Bey, bir şey soracağım. Araya bir gireceğim. Çok bir cümle hemen sorayım da bir cevabını rica edeyim. Bu pandemi döneminde bu saymış olduğunuz işte kalptir, şekerdir, onlardan da ölümler aynı hızda devam etti mi? Ya aslında bu soru çok güzel bir soru. Aslında bunu şu anda kimse bilmiyor ama şunu biliyoruz. Dünyanın pek çok hastalığında, ülkesinde bu kronik hastalıklara yapılan hizmetlerde büyük bir aksama oldu. Yani özellikle hipertansiyon, kanser, kalp krizleri, kalp hastalıkları ve büyük bir ihtimalle insanlar hastaneye gitmekten çekindikleri için, sağlık doktora gitmekten çekindikleri için bu taramalarını, tedavilerini ertelediler. Ama bir de bunlar tabii COVID-19'la birleşince bununla ilgili elimizde veri yok. Ama belki yani bu sigorta sistemlerini de ilgilendiren bir şey, bu ertelenen tedavilerin, taramalarının önümüzdeki yıllarda sağlık sistemine nasıl bir yük getirecek ve sağlık sistemleri bu ülkeye nasıl cevap verecek? Bununla ilgili hakikaten biraz daha bizim çalışmamız gerekiyor. Peki. Evet. Şimdi yaklaşık bir 3,5-4 dakika zamanımız kaldı Toker Bey ve Yavuz. Şimdi önce Yavuz senden başlayayım. Bu 2 dakikayı çok feasible. Biz seninle hep iklimi konuştuk. Geçtiğimiz senede yaptığımız programlarda, keza yazılarımızda da paylaştık. Şimdi ikisinin ilişkisini bana bir kurabilir misin? Öncelikle iklim değişimi dünyadaki bütün biyoçeşitliği değiştiriyor. Yani yaşadığımız kuşak değişiyor. Türkiye neredeyse ekvator kuşağına gelmeye başladı. Sıcak iklimlerde bulunan biyoçeşitlilik soğuğa arıyor, soğuğa doğru gitmeye çalışıyor. Bu arada götürmemesi gereken birçok şeyi yanında götürüyor.
Aslında bakarsanız ekolojik denge bozuluyor. Bütün bunun sonunda da aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklaması vardı. Gerçekten aşırı sıcaklar örneğin stres, sıtma, kolera gibi insan sağlığına zarar veren bütün bulaşıcı hastalıkların güneyden kuzeye doğru yayılması için birebir noktaya geliyor. Şimdi bu kadar basit aslında. Yani ve biz çok hareket ediyoruz. Çok fazla hareket ediyoruz. Bir de şu bekleniyor, bugün dünyada bu yaşanmıyor ama iklim göçü diye bir kavram var. Yani doğru. Kurak alanlardan sulağa gitmek doğru. Veya çok soğuklardan daha ılımana geçmek gibi. Burada dünyanın yani milyarlarca yıldır oluşmuş bu ekosistemin yeniden yapılanması söz konusu. Peki. Ve burada bilemediğimiz birçok şeyle karşılaşıyoruz. Toker Bey'e bir soralım aynı soruyu. Toker Bey, siz bu çalışmalarla birlikte iklim değişikliğiyle ilgili, ki bu konuda da uzmanlığınız var, nedir görüşleriniz? Bir iki cümle alayım, yayının sonundayız. Ya, tamam, çok kısa olarak özetlemeye çalışayım. Kesinlikle. Aslında bizim iklim değişikliğinin insan sağlığına etkisini 4 grupta biz inceliyoruz. Bunun bir tanesi artan sıcaklar, ikincisi yükselen deniz seviyeleri ve göç. Az önce Yavuz Bey'in de dediği gibi şu anda dünya nüfusunun yaklaşık yarısı denizlere 60 kilometreden daha az bir mesafede yaşıyor ve bu iklim değişikliğine bağlı denizlerin yükselmesi özellikle önümüzdeki yıllarda büyük göç dalgalarına sebep olacak. Üçüncüsü tabii dünyada artan karbondioksit düzeyleri ve daha şiddetli hava olaylarına maruz kalmamız ve bunun sonucunda da tabii bu vektör ekolojisinde değişiklikler de bekliyoruz. Özellikle bu sıtma gibi, işte Ebola gibi vektörlerle bulaşan bazı hastalıkların havaların ısınmasına, iklim değişikliğine bağlı artması dünyada beklenen bir şey. Tabii bir de bu özellikle su kalitesinin düşmesi ve insanlara yeteri kadar temiz su sağlanmasına bağlı da pek çok işte kolera gibi, ishal gibi hastalıkların artması önümüzdeki yıllarda bekleniyor. Peki. Yani evet, aslında biraz karamsar bir tablolar çizdik ama bunlar da gerçeklerimiz. Yavuz, son cümleyi de sana bırakayım ve öyle kapatayım. Sonra da Toker Bey'e de teşekkür ederiz birlikte. Vallahi ben program keşke uzun yapabilsek ama keşke. Kısa bir umutlu da bakalım. Peki. Programı olumlu kapatalım. Peki. Haftanın 5 gününde günde 30 dakika yürüyüş yapabilirsek kalp damar hastalıklarına yakalanma riskimiz %19 düşüyormuş. Bu düşüyormuş dediğim uluslararası araştırma, Dünya Sağlık Örgütü araştırmaları. Peki. Haftanın en az 4 günü her gün 30 dakika yürürsek diyabet riskini %60 azaltabiliyoruz. Yani biz olumlu taraftan baktığımızda biraz elimizde hareket edersek hareketin karşılığında biz ödülü alıyoruz insan sağlığı olarak. Bu arada yine güzel bir sürpriz hazırlamış arkadaşlar. Sabahleyin bunu keşfettik hep birlikte. Türkiye'de bir web sitesi var Sağlık Bakanlığı'nın. Onu sanıyorum yansıtacaklar ekrana. Şu anda ekranda. Fizikselaktivite.gov.tr. İnanılmaz keyifli. Şöyle keyifli. Çocuklara kadar uzanmış bir eğitim seti var. Online her şey görülebiliyor. Hareket et dediğimizde Dünya Sağlık Örgütü'nün de bütün önerileri şu. Çocuk yaşta, küçük yaşta başlamak zorundayız sağlıklı olmaya. Son veriyle kapatıyorum. Çok çarpıcı bir yine analizi görmüştüm sabahleyin. 2-5 yaş arası çocuklar günün 3.4 saatini televizyon, bilgisayar, internet başında geçiriyor. 6-11 yaş çocuklarımız, yani bu pandemiden ayrı yapılmış bir araştırma. Pandemide bunu yargılayamayız. Ama 6-11 yaş çocukları günün 6 saatini televizyon, ekran karşısında veya işte bilgisayar karşısında. Çocuklarımıza hareket etmeyi küçük yaşta öğretmemiz lazım diyorum. Herkesi de dünya için hareket etmeye, karbon salımını azaltmaya ve kendi sağlığı için hareket etmeye çağırıyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok, yani süre yetmedi ama önemli noktaları paylaştık. Benim önerim hem Yavuz'a hem de Toker Bey'e, biz bu programı bir daha tekrarlayalım. Tekrar bir araya gelelim. Biraz daha derinlemesine konuşalım diyorum. Yavuz, çok teşekkür ediyorum. Toker Hocam, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Çok teşekkürler. Yavuz, çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ediyorum. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet efendim. Gerçekten dinamik bir program oldu. Güzel bir program oldu. Bilmediğimiz şeyleri öğrenmiş olduk bu vesileyle. Siz de eminim keyif almışsınızdır.
Evet, bu serilere, yani bu tür sizlerle bu bilgi paylaşımını paylaşmaya önümüzdeki yayınlarda da devam edeceğiz. Hatta sürprizlerimiz de var. Sağlık Bakanlığı'yla da birlikte hareket etmek istiyoruz bu konuda. O yüzden hani bizi takip etmeye devam edin diyoruz efendim. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.